Efendim, kendisini işten çıkaran şirket yöneticilerinin kabusu oldu deyim yerindeyse. Şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz bazı sitelerde paylaşan kadın çalışan, son olarak tehdit ettiği isimler arasındaki Tuğçe Özant'ın evine silahlı saldırı düzenlemekle de suçlandı. Benim 7 yaşındaki çocuğumun resimleri porno sitelerde. Bu kadın bunu yapıyor yani. Yaklaşık 30 tane mağdur var. Resimlerimiz sosyal medya hesaplarımızdan alınarak, çocuklarımızın resimleri alınarak 18 yaş üstü sitelerde paylaşılıyordu. Kendisini işten çıkaran şirket yöneticilerinin kabusu olan kadın şimdi de ev kurşunlatmakla suçlanıyor. Defalarca tehdit edilmiştik. Bana bir tehdit mesajı gönderdi. Yarım saat sonrasında da evime silahlı bir saldırı gerçekleşti. Hem onların hem de çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşan Havva isimli kadın, bu kez de silahlı saldırı düzenlettiği iddiasıyla gündeme geldi. 7 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında çocukların 18 yaş üstü sitelerde fotoğraflarının olması, telefonlarının olması, ev adreslerinin olması bizim en can alıcı noktamız. Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. 40 yaşındaki Havva isimli kadın sağlık sektöründe hizmet veren bir şirkette çalışıyordu. Şirket yönetimi yaklaşık 9 ay önce onu işten çıkarınca olanlar oldu. İşten çıkarıldığı için daha önceki mağdurlarla da aynı şekilde yine onlarla da çalışıp işten çıkarıldığı için takıntı haline getiriyor. Suçlamaların odağındaki Havva, önce Tuğçe Özant'ın kişisel bilgilerini, kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşarak şantaj yaptı. Son olarak da canlarına kastetti, evlerini kurşunlattı. Camdan içeriye girerek sonrasında duvara saplandı. O sırada ben evde değildim ama ailem evdeydi. Can sağlığımız tehlikede. Aynı kabusu yaşayan yaklaşık 30 şirket yöneticisi var. Hepsi de tehdit ve şantaja maruz kalıyor. 13 yaşındaki oğlum onun yüzünden mahkeme yüzü gördü ilk defa. Mağdurlar savcılığın yolunu tuttu. Gülşen hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ama tutuksuz yargılandığı için hala saldırılarını sürdürüyor. Hedefindeki isimlerse hayatlarından endişe ediyor. Farklı farklı numaralardan defalarca bizleri arıyor. Tehditleri devam ediyor.